Ya ne yaşadığımızı bilmiyor musun Toprak? Nasıl böyle düşüncesizce davranabilirsin? Çınar, ama Azra dedi ki... Ya Azra ne dedi? Azra işini düşünüyor. Ben bizi düşünüyorum, can güvenliğimizi düşünüyorum. Bak dışarıda korumalar yığılı. Mecbur kalmadıkça kimse dışarı çıksın istemiyorum. Sen kendine hedef gösteriyorsun resmen. Çınar, bence gerçekten abartıyorsun. Tamam, endişelendin, anlıyorum ama at üstü bir tane fotoğraf. Öyle değil Toprak, öyle değil. Öyle bu kadar bir fotoğrafla bitecek kadar basit bir şey değil bu. Sen artık bu kampanyanın yüzü oldun. Bu kampanyanın yüzü olmak ne demek biliyor musun? Biliyorum desem nasıl olsa yine anlatacaksın. Ya Toprak, organizasyonla beraber bütün toplantılara katılman gerekecek. Türkiye'nin her yerini gezmen gerekecek. Gece gündüz çalışacaksın. Sen bunu yapamazsın. Niyeymiş o? Çünkü Kaan daha çok küçük. Daha onu emziriyorsun. Hem Çınar Berk'le Lale'nin de sana ihtiyacı var. Hiç merak etme Çınar. Ben hem çalışırım hem de çocuklarıma bakarım. Mümkün değil Toprak. Niye Çınar? Yapan nasıl yapıyor peki? Ya başkalarını karıştırma. Burada konu sensin. Sen yapamazsın. Hem ayrıca bir bahane istiyorsan bununla ilgili bir iş tecrüben de yok. Bütün gazeteleri tek tek toplatacaksın Azra. Mümkün değil Çınar Bey. Ya itiraz kabul etmiyorum. Ne diyorsam onu yap. Çınar Bey, bu sadece gazete işi değil. Kampanyaya start verildi. Yani basın dışında bütün billboardlara da aynı fotoğraf basıldı bile. E bravo size, bravo. Ya bu saçmalığınıza diyecek söz bulamıyorum. Saçmalığınız ne demek? Sen benim yaptığım işi nasıl böyle küçük görürsün? Ya sorun da bu zaten. Ben de onu söylüyorum. Bu senin işin değil ki. Çınar, benden bir şey istendi. Ben de kabul ettim. Ya ben bu iş için profesyonel bir ekip kurun dedim. Sen benim karımsın. Toprak Ilgaz'sın. Bu kampanyanın yüzü olamazsın ya. Çınar, ben sadece çalıştım. Senin kampanyanda sana yardım etmek istedim. Bak Toprak, bana yapacağın en büyük yardım bu evde olup çocuklarıma bakman. Ya dün de söyledim sana, ben senin çalışmanı istemiyorum. Ben de boş oturmak istemiyorum. Ya zaten boş oturmayacaksın ki. Kaan daha çok küçük, hem onu emziriyorsun. Bak Çınar Berk de Lale'nin anneye ihtiyacı var. Onlarla ilgilenirken boş bir vaktin kalmayacak ki senin. Bak, senden tek istediğim benim karım, çocuklarımın da annesi olman. Anlamadım. Şimdi bunda kızacak ne var Toprak? Annelik yapmanı istemem mi suç? Hem öyle değil misin? Öyleyim. Yaptığımdan da hiç şikayetçi değilim. Benim sinirlendiğim senin tavrın Çınar. Sanki ben annelik dışında hiçbir işe yaramazmışım gibi davranıyorsun. Bak, ben hem çalışabilirim hem de çocuklarıma bakabilirim. Ya ben öyle bir şey demek istemedim ki zaten. Öyle yapabilirsin tabii ki de. Ya benim kızdığım şey arkamdan iş çevirmeniz. Çınar, ben senin arkandan iş çevirmedim. Sadece sürpriz olsun istedim. Görünce sevinirsin sandım. Ya Toprak, beni tanımıyor musun? Ben emrivakileri sevmiyorum, bilmiyor musun? Ya şu anda sanki karşımda sen değil Yeşim var. Yani onun gibi davranmaya başladın demek istedim. Beni anlayacağımı anladım Çınar. Toprak. Toprak, öyle söylemek istemedim biliyorsun. Ya hay Allah kahretsin be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.